Tekirdağ'daki turumuza devam ediyoruz. Murat'la yemek bünyesinde bulunan Tadiva şirketine konuk oluyoruz. Yanımızda firmanın sorumlu yöneticisi Sayın Gökmen Toğaç Beyefendi var. Gökmen Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, 1 Mart 1975 Elazığ doğumluyum. İlk orta öğretim, lise yıllarımı Sivas'ta geçirdim. Daha sonrasında Tekirdağ'a ikamet etmek için geldim. 27 yıldır buradayım, evliyim, iki çocuğum var. Eşim bir firmada çalışmakta, ben de yaklaşık 13 yıldır bu şirkette beraber, arkadaşlarımla beraber daha bu ileriye götürmeye çalışıyoruz tesisimizi. Firmanızın kuruluş ve başarı öyküsünü bizlerle paylaşır mısınız? Şimdi tabii liderlerimiz, patronlarımız bir aile şirketi her şeyden önce. 2001 yılında eşiyle beraber bu şirketimizi kurarak yakındaki firmalara, fabrikalara, tesislere yemek hizmeti sunarak ama bir taraftan da sıcak satış, lokanta hizmetiyle start verdi. Sonra 2008 yılında yaklaşık 750 metrekarelik üretim tesisimize geçtik. 28 personelle yaklaşık 1000-1500 civarında bir toplu yemek üretimimiz vardı. Fakat sonrasında kalitemizi bozmadan daha ileriye taşıyarak 2016 yılında start verdiğimiz, hali hazırda yaklaşık 6 ay önce yeni yerimize geçtiğimiz tesisimize geldik. Burada yaklaşık şu an 4000 kişiye günlük yemek üretimi yapılmakta. Yaklaşık yine 90-500 civarında çalışan arkadaşımızla beraber kaliteyi hedefleyerek bölgede çok fazla uzağa gitmeden belli bir lokasyonda iyi hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Markalaşma sürecinizi anlatır mısınız? Ketrengi bir markalaştırmak adına bir adım atalım dedik. Tabii burada bazı danışman arkadaşlarımızdan, fikir adamlarından da destek aldık. Ve Tadiva isminde, yani Tadın Divası açılımında karar verdik. Amacımız burada birçok, çok daha fazla kişiye üretim yapmak değil. Bizim amacımız eldeki müşteriyi her şeyden önce mutlu etmek, memnun etmek ve çıtayı daha da yukarı çıkarmak. Üretim tesisiniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Şimdi bizim üretim tesisimiz yaklaşık 2000 metrekare kapalı alan. Amacımız burada bizim mümkün olduğu kadar teknolojiyi ön planda çıkartıp belli bir standartta hizmet vermek. Belli bir standartta derken reçete sistemine göre zaten biz üretim yapmaktayız. Aşağıda kullanmış olduğumuz bizim tüm makina düzeni, alet edevatlar gerçekten son teknoloji ürünü. Almış olduğumuz rasyonel MyPro kombi fırınlarla mesela kızartmamızı yağda değil de farklı usullerle yapıyoruz. Bu da tabii patlıcan, patates, biber ya da diğer ürünlerde yemeğin daha hafif olmasını sağlıyor. Artı almış olduğumuz pilav makarna tencereleri ve çorba kazanlarında da belli bir standartta, sıcaklıkta hep aynı kıvamda ürünü tutturmamız mümkün. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Kaliteyi hedefleyen bir firma olarak doğru adımlar attığımızı söyleyebilirim. Belli bir kriter, belli bir sayı, belli bir lokasyonda mevcut firmalara hizmet ederek catering, tablot kavramını daha yukarı çıkartıp farklı lezzetlerle, farklı kombinasyonlarla insanlara farklı damak tatlarıyla hitap etmek istiyoruz. Firmanızın başarısı arkasındaki sır nedir? Bizim tüm boş zamanımız bile iştir diyebilirim. Yani işi zevkli hale getiriyoruz. Mesela biz araştırmayı çok severiz. Örnek salça mı alınacak? Hani Türkiye'de en iyisi araştırılır. Bakliyat mı araştırılacak? En iyisi araştırılır. Bağlantılı mı alınacak? Gidilir, yüz yüze görüşülür, konuşulur, alınır. Mümkün olduğu kadar personelle de iç içeyiz. Aile şirketi olduğu için her şeyi çok kolaylıkla, rahatça paylaşabiliyoruz, konuşabiliyoruz, dertleşebiliyoruz. Bu yemeklere, iş yerine, işlerimize de yansımaktadır diye düşünüyorum yani. Şimdi de firmanın satın alma ve Ar-Ge sorumlusu Sayın Yasemin Şanlı Hanımefendi ile beraberiz. Yasemin Hanım, sizi tanıyabilir miyiz? Yasemin Şanlı, 36 yaşındayım. İlk ve orta öğretimimi Muratlı Tekirdağ'da tamamlamış. Lisans da Kocaeli Üniversitesi
bilgisayar mühendisinden mezun olarak tamamlamış olmaktayım. Ailemin kurduğu bu şirkette benim de bir faydam olsun diye 5 sene önce buraya geldim. Şu an satın alma sorumlusu olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Ar-Ge ile ilgileniyorum, yani araştırma, geliştirme. Satın almanın haricinde... Taşımalı yemek sektörüne Ar-Ge yönünden ne gibi katkılarınız oldu? Taşıma yemek yapan firmalar, boxlara yemekleri, yani gastronom küvetlere koyduktan sonra streçleme işlemini yapıyoruz. Streçler kanallara işte tıkıyor ya da kopup yemeklerin içerisine girdiğinden dolayı bir ürün geliştirelim istedik. Yurt dışıyla temas halinde olduk. Böyle bir ürünün olmadığını ve biz de işte devletimize, milletimize faydalı olur, aynı zamanda bizim sektörümüzde de kullanılabilir bir ürün ürettik. Bunun patentine, şu an bir dosya numaramız var, patentine başvurduk. Bir ürün geliştirdik. Firmanıza satın aldığınız ürünler konusunda kriterleriniz nelerdir? Şimdi biz genelde tedarikçilerimizi seçerken ilk önce onlarla bir yüz yüze bir görüşme talep ediyoruz. Şartlarımızı, işte kalitedeki olması gereken ürünleri, yani mesela iyi firmalarla çalışmayı tercih ediyoruz. Özellikle et grubunda. Hatta hani birçok firma yapmaz ama biz şunu da yapıyoruz. Kendi cebimizden çıkacak, yani ne kadar çıkması hiç problem değil. Eti, aldığımız eti kendimiz analiz ettiriyoruz. Nasıl sağdan? İşte acaba gerçekten işte dana eti mi nedir? Biz de sonuçta bunu müşteriye veriyoruz. Bizim her zaman şu politikada olduk. Ben buradan eve çocuğuma götüremediğim yemeği müşteriye vermeyiz diye böyle bir kendimizce, ailece, şirketçe böyle bir politika yürütüyoruz. O yüzden içimiz çok rahattır. Yani ek gıdaya başladığımdan beri ben çocuklarıma burada pişen yemeği götürüp yediriyorum. Evde yemek yapmayız. Yani bu bile yeterli diye düşünüyorum. Firmanızın üretim kapasitesi hakkında bilgi verebilir misiniz? Buranın kapasitesi günde 25 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede bir iş yeri. Fakat biz bunu çok fazla hani kapasitemizi yükseltip kalitemizi bozmaktansa butik bir işletme olalım. Müşterilerimiz, mevcut olan müşterilerimizi elimizde tutalım ki biz kurulduğumuzdan beri bizden yemek hizmeti alan firmalarımız var. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Bizi şimdiye kadar yalnız bırakmayan müşterilerimize, yanımızda olan, aynı sektörde bulunan arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder, devamını dileriz.